Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Kripto Kurdu proje ekibinden Turaç. Bugün size bir Web3 uygulaması olan Debank'ın içeriğini anlatacağım. Debank üzerinde ne yapabiliriz? Debank üzerinde cüzdanımızı nasıl izleyebiliriz? Debank üzerinde diğer cüzdanları nasıl izleyebiliriz? Bunlarla ilgili bir video olacak. Dilerseniz videoya geçelim. Öncelikle Debank'ın sitesine girdiğimiz zaman siteyi açıklamalar kısmına aşağı bırakacağız. Bize başlamak için giriş yap butonu çıkıyor. Bastığımız zaman biz cüzdanımızla buraya bağlanıyoruz ve bizden bir onay istiyor cüzdan onayı. Bu onayı veriyoruz, robot değilim diyoruz ve cüzdanımıza bir onay geliyor. Bu onayı onayladıktan sonra biz uygulama işine girebiliyoruz. İlk girdiğimiz anda bize direkt Web3 ID'ni mintlemek ister misin diye bir ekran geliyor. Bunu daha sonra ne olduğunu anlatacağım. Girdiğimiz zaman bizi ana sayfa karşılıyor. Burada şu anda aktif olan balinaları takip etmek ister misin tarzı bir opsiyonlar sunuyor bize. Bunların ne kadar varlığının olduğunu, işte ne kadar Debank üzerinde gönderi paylaşmış olduğunu bunları bize gösteriyor. Burada da aynı şekilde 24 saat içinde en fazla stream yapan kullanıcıları biz burada görebiliyoruz. Öncelikle girdiğimiz zaman burada dil kısmı var. İsterseniz burada direkt Türkçe'yi seçerek Türkçe olarak uygulamaya devam edebilirsiniz. Sitemiz Türkçe hale geldi şu anda. Peki Debank bizim ne işimize yarıyor? Bununla başlayalım. Öncelikle Debank'ta bilmemiz gereken 2-3 kısım var. Öncelikle kendi profilimizde, kendi işlemlerimizde, bütün MetaMask üzerinde yaptığımız işlemler burada işlem çıktısında hepsini görebiliyoruz. Öncelikle buraya geldik, profilimize bastık. Profile bastıktan sonra burada işlemler kısmı var. İşlemlere basıyoruz. Ve işlemlere bastığımızda gördüğümüz gibi bizim ne işlem yaptığımız burada tek tek görünüyor aslında. Aşağı doğru inip işlemlerinizi burada kontrol edebilirsiniz. Ben ne yaptım, ne oldu, ne bitti tarzında. İsterseniz burada ama çok fazla scam proje de size para yollamış oluyor. Burada sahtekarlığı filtrele seçeneği var. Buna bastığınız zaman scam projeler otomatik olarak işlemler kısmınızdan arınacaktır. Bu arınma sonrasında da bu tabii ki %100 olarak çalışmıyor. Nasıl bunu anlıyorlar? Atıyorum bir cüzdan adresinden 10.000, 100.000 tane cüzdan adresine bir işlem gerçekleştiyse bunu orada scam olabilir diye sizin için filtreliyorlar. Bu filtreleme sonrasında da uygulama bize böyle bir opsiyon sunmuş. Ama bu filtreledikten sonra burada olan bütün şeyler bizim yaptığımız işlemdir ya da bize gelen bir airdroptur anlamı ifade etmiyor. Yine burada kontrol etmemiz gerekiyor. Sistem sadece botlar aracılığıyla size gelen scam projeleri biraz daha tespit etmenizi kolaylaştırıyor diyelim. Burada isterseniz Web3 kimliği oluşturabilirsiniz diyor. Peki Web3 kimliği nedir? Ve Debank üzerinde bize ne gibi avantajlar sağlıyor? Buna bastığımız zaman gördüğümüz gibi bize yaklaşık 96 dolar ve üzerine işte buraya para atmak için de harcayacağımız işlem ücretleriyle 103-105 dolar arasında bir işlem ücreti çıkarıyor. Buraya gelip istediğiniz ismi yazabilirsiniz ve Layer 2, Debank içindeki Layer 2 adresinize para yolladığınız zaman buradan Web3 kimliğinizi alabilirsiniz. Bu gerekli mi? Eğer sadece kendi cüzdanınızda olan işlemlere bakacaksanız ve tuttuğunuz token dağıtıyorum, o token'ın holder'larına bakacaksınız, o token'ı tutan insanlar nasıl işlemler yapıyor diye bunlara bakacaksanız bu Web3 kimliğini almanıza gerek yok. Bu Web3 kimliğini aldığınız zaman birincisi uygulama içinde takip edebileceğiniz insan sayısını arttırabiliyorsunuz. İkincisi insanlar gelip size burada soru sorabiliyor belli bir para karşılığında gibi gibi özellikleri var. Ya da işte herhangi bir token'ı tutuyorsanız onunla ilgili daha fazla araştırma yapmak istiyorsanız burada alabilirsiniz. Ama ben ücretsiz kısmı sizin için göstereceğim ve açıkçası çok da bir gerek olduğunu ben düşünmüyorum. Ki eğer bunu yapmak istiyorsanız da burada Layer 2 cüzdanı isminde bir opsiyon var. Buraya bastığınız zaman Layer 2'ye yatırım yapın seçeneği var. Buna basıp herhangi bir jeton tutuyorsanız burada içeriye para atabilirsiniz ve attıktan sonra da oradan Web3 kimliğinizi oluşturabilirsiniz diyelim. Dediğim gibi bu çok önemli bir opsiyon değil. Ondan sonra aşağı doğru indiğimizde bizi gruplar karşılıyor. Bu gruplar ne? Bu gruplarda da şurada aktif gruplara bastığımız zaman herhangi bir token'ın maksimalistleri ya da belli bir platformda işlem yapan insanlar burada kendilerine grup oluşturuyorlar. Bu grup oluşturmak için de yine Web3 ID'ye sahip olmanız gerekiyor. Bu grupların işine girerek atıyorum burada ne konuşmuşlar, ne yapmışlar. Atıyorum bu Velodrom podromu tarzında bir grup. Burada atıyorum ne paylaşmışlar, ne şey yapmışlar. Gördüğümüz gibi çok aktif bir grup değilmiş atıyorum bu. Gelip burada o token'ın maksimalistleri, o token'ın savunucuları ya da çok fazla elinde tutan insanlar atıyorum. Buraya gelip bastığımız zaman da Shiba Holders'a bastık, üyelere bastık atıyorum. Üyelerin ne kadarlık bir cüzdanında para olduğunu da burada aşağı doğru gelerek görebiliyoruz. Bu çeşitle burada gruplar da var. İsterseniz burada akışa gelerek bunlar da herhangi bir şey paylaşmamış. O token'ın üzerinde işlem yapan insanlar ya da grup kuran insanlar ne paylaştı, ne etti diye gelip buradan isterseniz bunları da kontrol edebilirsiniz. Anlatacağım bir diğer kısımda burayı aslında
ana sayfasını bir Twitter'ın sadece kripto için kullanılan bir tarafı gibi düşünebilirsiniz. Örneğin ben burada ana sayfaya bastığım zaman takip edilecek aktif balinaları bana burada listeliyor. Örneğin bu adamın 41 milyon dolarlık bir cüzdanı bulunuyormuş. Alttakinin 37 milyon dolar, alttakinin 22 milyon dolar, 20 milyon dolar falan diye böyle aşağı doğru devam ediyor. Onun haricinde isterseniz de burada daha kısmına gelerek Web3 sosyal sıralamasına bakarak da buradaki insanları takip edebilirsiniz. Peki neye göre takip edebilirsiniz? Öncelikle bu insanlar bu cüzdan değerlerine ulaştıysa bir şeyleri doğru yapıyorlar ki bu insanlar paralarını bu konuma getirmişler ya da bir şeyler yapmışlar. Öncelikle burada gelip isterseniz bu insanları takip edebilirsiniz. Takip et dedim, takip et dedim atıyorum. Buna da takip et diyelim. Rastgele yapıyorum şu anda, herhangi bir şey düşünerek yapmıyorum. Bunları takip et dedim. Ana sayfama tıkladığım zaman yenileyelim burayı tekrar. Onları takip ettim. Bunları da biraz buradan da takip edelim atıyorum. Gördüğünüz gibi onları da takip ettikten sonra burada benim artık bir akışım oluşmaya başladı o insanlara göre. Onlar 5 saat önce bu arkadaş bir gönderi paylaşmış, bir oylama paylaşmış. Ya kripto grubu kurmak için hangisi daha iyi sizce? İşte Discord mu, Telegram mı diye. Aşağı indiğimizde bir çekiliş başlatmış biri. İşte burada herhangi bir oylama yapmışlar. Ne? Burada aktif olarak onlar da aslında kendi kendine para kazanmaya çalışan insanlar. Geldik buraya, kendimize belli bir feed oluşturduk. Profilimize tıkladık. 14 kişiyi takip ediyoruz. Bastık buradan. Herhangi bir şekilde geldik. Atıyorum şu an rastgele gösteriyorum. Defi Vale isminde bir insan. Girdik buna. Yaklaşık cüzdanının değerine bakalım. 69 milyon dolarlık bir cüzdan değeri var bu arkadaşın. Nerelerde işlem yapıyor? Gelip istersek burada bunları kontrol edebiliyoruz. Bastık işlemlerine. Şurada scamleri filtrelemeye bastık. Veri hazırlanıyor diyor bize. Lütfen sayfayı kapatmayın diyor. Tabii bu arkadaşın çok fazla scam proje geldiği için cüzdanına bunun hazırlanması bir tık daha uzun sürüyor. Kendi cüzdanımıza ya da diğer cüzdanlara göre. İşlemleri geldi. Aşağı doğru indiğimiz zaman bunlar da büyük ihtimalle yine scam projeler 0101 atılmış buraya. Örneğin buradan bir claim işlemi gerçekleştirmiş. İşte 26 bin dolarlık. Aşağı doğru indik. Wrapped B Ethereum'u farklı bir Ethereum çeşidine döndürmüş. Bunu da büyük ihtimalle daha sonra gidip bir yere stake edecektir. Bir şeyler yapacaktır. Bu şekilde istersek gelip buraya bunları takip edebiliriz. Onun haricinde geldik. Portföyüne tıkladık. Chiliz. Chiliz'e bastığımız zaman bize Web3 cüzdanı, Web3 yani Web3 dediğim buradaki Web3 ID'si olan kişiler arasında en fazla Chiliz tutanları listeliyor. Burada da bakarak atıyorum siz bir Chiliz tutan bir insansınız. Şu an tamamen farazi söylüyorum orada karşıma çıktığı için. Gelip buradaki insanları Chiliz üzerinde nasıl bir aktivite gösteriyorlar bunlara bakabilirsiniz. Chiliz haricinde ne tutuyorlar, ne şey yapıyorlar işte atıyorum bunları buradan takip edebilirsiniz. Onun haricinde bir kullanım çeşidi daha var, onu da şu şekilde göstereyim size. Örneğin rastgele birinin hesabına girdik şu anda. Bu arkadaş 2 milyon dolarlık bir cüzdanı var. Bugün de yaklaşık olarak %6 daha yükselmiş cüzdanı. Geldik buraya en fazla tuttuğu tokenlara bakıyoruz. Binance Smart Chain ağında NMT tutuyormuş. Onun haricinde Ethereum tarafında tuttuğu şeylere baktığımız zaman Wrapped Quill isminde bir token tutuyor bu adam. Biz Dex Screener'a girdik ve Quill yazdık. Açtık chart'ını. Geldik buraya da bu insanın cüzdan adresini kopyaladık. Buraya gelip Maker kısmına basarak bunun cüzdanını yapıştırdığımız zaman buraya bu insanın gördüğünüz gibi alışları bizim karşımıza çıkıyor. Eğer bunları tabii ki kripto borsalarından değil de gelip burada yaptıysa bu burada çıkar. Atıyorum herhangi bir kripto borsasından almıştır. Onu daha sonra gelip burada MetaMask cüzdanı ya da diğer kullandığı bir cüzdana atmıştır. O zaman burada görünmez. Şu an tamamen farazi gösteriyorum bu denk geldiği için. Ve Quill isminde bir token'dan yaklaşık 600 bin dolarlık satın almış bu arkadaş. Gelip buraya Dex Screener'a girdik ve Quill'i açtık. Ve burada Maker kısmına bu arkadaşın cüzdanını yapıştırarak hangi bölgelerden satın aldığını aslında burada buy 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 şeklinde görünüyor zaten. Biz burada görebiliyoruz. Yaklaşık olarak da atıyorum buradan almış bu şuraya düşmüş işte %12 %15 bilmem ne zararda falan diye bir analiz de yapabilirsiniz kendi kendinize. Orada gördüğünüz kontrat adreslerini ya da insanların tuttuğu tokenları da burada gelip cüzdan adreslerini kopyalayarak o token'ı yapıştırarak da nerelerden aldığını, nerelerden satmaya çalıştığını ya da satıyor mu ne yapıyor bu adam diye buradan da kontrol edebilirsiniz. Gelip burada işlemler kısmından uğraşmak istemezseniz, çünkü işlemler kısmında dediğim gibi çok fazla atıyorum scam işlemde çıkıyor burada karşımıza. Onun haricinde başka debank üzerinde kullanacağımız bir aset bulunmuyor. Bu şekilde isterseniz temel analizlerinize yardımcı bir şekilde bu uygulamayı, bu siteyi kullanabilirsiniz. Onun haricinde kendi cüzdanınız üzerinde de ben işte şuna katılmıştım, o geldi mi? İşte şu yapmıştım, o geldi mi? Aa, şurada bir işlem yapmıştım, acaba ne oldu diye gelip burada kendi cüzdanınız üzerinde de bunlara bakabilirsiniz diyelim. Anlatacağım debank ile ilgili başka bir durum bulunmuyor. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.